Bugün size arabanın soğutma sistemi, fan grubundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bu bir Peugeot Partner 1.9 dizel. Bu araçta soğutma sistemi nasıl çalışıyor? Öncelikle soğutma sistemini devreye sokan şu gördüğümüz sıcaklığı ölçen hararet müşürü. Bu sıcaklık değerini aracın elektronik işleme bölümü yani beynine sıcaklığı iletiyor. Sıcaklık değerleri tahmini olarak söylüyorum bunu, tam olarak değerlerini bilmiyorum. Örneğin 95 dereceye ulaştığı takdirde beyin komut veriyor. Şurada gördüğümüz, bunu ben daha önceden söktüm. İki tane vidası var. Burada iki tane röle var. Bu iki röleden bahsedeyim öncelikle. Beyin komutu bu rölelere veriyor. Fakat burada niye iki tane var? Bu araçta iki tane farklı hız kademesi var. Yani sıcaklığın düşük olduğu değerlerde fan değeri daha yavaş dönüyor. Sıcaklık daha da yükselirse bu sefer ikinci konum devreye giriyor, fan hızlanıyor. Bu rolelere bakarsak kabloların çapından da belli olduğu gibi şu elimle gösterdiğim birinci kademe fan rolesi. Bu kablo daha kalın çünkü daha fazla akım çekiyor, daha hızlı döndüğü için. Bu ikinci kademe fan rolesi. Peki beyin sinyali gönderdi. Sıcaklık 97 derece dedi. Şu gördüğümüz birinci fan rölesinin iki tane ince kablosu var. Bu iki ince kablo rölenin bobin kabloları. Bobin kablolarına enerji geldiğinde 12 volt geldiğinde zaten burada hali hazırda bekleyen 12 voltu role çektiği için motor fanına gönderiyor. Motor fanında da şimdi burada gösteremiyorum ama size daha önceki videolarımda gösterdiğim aynı rezistans özelliği olan bir parça var. Birinci rolede gelen enerji fana gitmeden önce o rezistans üzerinden geçiyor. Rezistans üzerinden geçtiği için gerilim düşümü oluyor, fan daha yavaş dönüyor. Yani bu düşük sıcaklıklardaki hararetlerde bu birinci role sürekli devreye girip çıkıyor. Sıcaklık çok yükselirse ikinci role devreye giriyor. Bu ikinci rölenin bağlantısında rezistans yok. Yani rezistansın arka noktasından enerji verdiği için rezistansa hiç uğramadan elektrik motora geliyor. Yani daha hızlı dönüyor ve akımı daha fazla çekiyor. Peki bazen fark ediyorum ben de aracın şeyleri, fanları devreye girmiyor. Sıcaklık oldukça yükseliyor, fanlar devreye girmiyor. Neden? Bu röleler en büyük etkiyi gösteriyorlar. Rölelerde burada yıllara bağlı olarak korozyon oluşmuş. Bu korozyonların giderilmesi gerekiyor. Ya da role grubu kontrol edilip tamamen değişmesi gerekiyor. Ya da bu kablolarda kopukluklar olabiliyor. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Yoksa motorda istenmeyen hararet durumları oluşabilir. Tabi başka bir faktör daha var. Bu sıcaklık değerlerini ölçüp beyne ileten sensör burada en büyük rol oynuyor. Sıcaklık değerlerini doğru ölçemezse beyne doğru bilgi vermez ve gerekli röleler harekete geçmez. Peki bu sıcaklık sensörü nerede bulunuyor diye sorarsanız tam termostat üzerinde motorun radyatörüne suyun giriş yaptığı, sıcak suyun giriş yaptığı radyatör üzerinde. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Bugün ben bu rölelerin bakımını yapacağım. Hatta size göstermeden önce ben bu röleleri bir çıkarttım. Oldukça oksitler vardı. Şimdi bu uçlardan bahsedeyim size. Rölenin uçları. Şurada
86-85 yazan uçlar var. Okuyabiliyor musunuz? Evet. Bu 86-85 uçları bobin uçları. Yani Rolle'nin çalışması için 12 volt beyin 12 voltu bu uçlara gönderiyor. Rolle tık diye çekiyor. Ondan sonra 30 ile 87 nolu uçlar aynı bir düğme gibi, anahtar gibi kapanarak fanın dönmesi için elektriği veriyor. 85-86'ya beyin enerji uyguluyor, 12 volt. 30'un üzerinde ya da 87'nin üzerinde bekleyen 12 volt birbirine akış yapıyor. Bu şekilde motor çalışıyor. Bu yüzeyleri ben biraz zımparaladım. Oldukça oksitler vardı. Bu oksitler nedeniyle haliyle iletim olmayıp fan çalışmaz. Aynı zamanda ben fanların rezistansının sağlam olduğunu da test ettim. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız onu da göstereyim. Bu röleleri hiç takmadan röleleri çıkarttım. Ben bu akü kutup başını tamirat öncesi söktüm fakat test amaçlı kutup başını taktım. Çünkü fanların çalışmasından emin olmam gerekiyor. Burada kalın iki kablonun bulunduğu soketleri bir kablo vasıtasıyla birbirine kısa devre yaptırıyorum. Bu şekilde fan dönmeye başlıyor. Bakın bunu gösteriyorum şimdi. Kalın kabloların olduğu uçları, fiş soketlerini kısa devre yapıyorum ve birinci kademe fan çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi fan çalışıyor. Yani fan rezistansında bir sorun yok. Tek sorunum, bundan sonra eğer olabilecek sorunum sadece sensörümün doğru bilgiyi vermemesi. Aynı zamanda oksit sorunlarım. Oksit sorunlarını da giderdiğime göre bu sistemim benim gayet sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Aynı şekilde ben bu ikinci kademeyi de test ettim. Bunu sürekli yapmak istemiyorum çünkü ikinci kademede oldukça fazla akım çekiyor. Telefon kamerasıyla beraber bunu yapmam biraz zor oluyor. Soketlere de zarar vermek istemiyorum. Bu şekilde test ettim. Bunun dışında da şu an söyleyeceğim bir şey yok. Eğer bu şekilde test yapıldığında yani şu kalın kablolar birbirine temas ettirilip fan çalışmıyorsa bu sefer sorun fan motorunda olabilir. Fan rezistansı var. Gösteremiyorum. Şu anda sökmek de zor. Tam radyatörün arka bölümünde. Dediğim gibi bu rezistans sadece bir ve ikinci kademeleri sağlayabilmek için konmuş bir parça. Evet, benim şu an sorunum yok bu konuda. Ben sadece şu rölelerimi bir temizleyeceğim. Bunlar ikisi de aynı özellikte roleler, 12 voltluk ve 35 amper güce dayanıklı roleler. Bunların içinde kontaklarında bazen zamanla korozyonuna bağlı temassızlıklar olabiliyor. Bunu değiştirseniz daha sağlıklı çalışır. Gerçi işi biliyorsanız temizleyerek de yapabilirsiniz ama değiştirmek daha mantıklı. Öncelikle şu soketler ve içinde bu plastiğin içinde asıl kontak temiz olması gerekiyor. Bu kontakta sorun varsa çalışmaz. Ben bunları test ettim. Geçiş sağlıyor. Nasıl test ettim diye sorarsanız bir tane multimetre var benim. Multimetrede kısa devre konumunu alıyorum. Yani iki ucu birbirine değdirildiğinde multimetre bana geçiş var diye söylüyor. Mesela ilk olarak şu 30 ile 87 birbirine temas etmiyor. Yani bunlar normalde açık kontak.
Enerji verildiğinde kapanıyor. Şu an kapalı bunlar. Kapalı kontak enerji verildiğinde açılıyor. Gördüğünüz gibi burada kısa devre olduğunu gösteriyor. Yani şu iki kontak kapalı. Bu uçlara 12 volt uyguladığımda şu 30 ve 87 kapalı kontak haline geliyor. Bunu ben aracın aküsünde denedim. Şu onu da göstereyim. Şimdi ben 12 volt uygulayacağım bobin uçlarına, rölenin bobin uçlarına aküye bağlayacağım. Burada size tık sesini de duyurmak istiyorum. Bu uçları yanlış bağlarsanız kısa devreye de sebep olabilirsiniz. Bunu da baştan söyleyeyim. Bobin uçlarına bağlamanız gerekiyor. Şu an gösteriyorum. Evet, 12 voltu uyguladığımda röle çekiyor. Röle bu şekilde çalışıyor. Yani bunun amacı ne diye sorarsanız, düşük akımlarla yüksek güçleri kontrol etmek için bu röle kullanılmak zorunda. Fan yüksek akım çeker. Bunu direkt beyinden kontrol etmeye kalkarsanız beynin kısa sürede yanmasına sebep olursunuz. O yüzden bu röleleri maşa olarak kullanıyorlar. Evet, enerji uyguluyorum. Ve evet. Bunu ben multimetre ile ölçtüm. 87 ve 30 enerji uyguladığımda kısa devre haline geliyor. Yani anahtar kapatıyor ve fan dönmeye başlıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Eğer ki sizin bu rolelerinizde sorun varsa fan devreye girmez ve hararet sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi şeması da var arkasında. 85-86 uçları, rölenin uçları 30 ile 87A normalde kapalı, enerji verince açılacak. Yani 30 ile 87, şöyle çevireyim tersten okumayalım. 30 ile 87 bobine enerji geldiğinde kapanıyor, fan çalışmaya başlıyor. Bu şekilde. İlave bilgi olarak fan rolesinin iç yapısını merak edenler için, gördüğünüz gibi bobin ve kontaklar bu şekilde. Kontaktan bahsettiğim bobine enerji geldiğinde şu ortadaki metal bu kenara değiyor ve fan çalışmaya başlıyor. Şu ikisinin arasında pislik olabilir, yanmaya bağlı temassızlık olur. Bu şekilde fan çalışmaz. Ben burayı da az bir şey zımpara ile temizleyeceğim ve yerine takacağım. O takdirde pek fazla bir sorunu yok. Rolem gayet temiz. Bobine ölçümleri de sağlam. Bunu kullanabilirim. Gördüğünüz gibi arada bir temizlik de işe yarıyor. Evet arkadaşlar, fan tamiratımızdan sonra tam 97 derecede birinci fan açtı. Şu an fanımız dönüyor. Birinci kademe çalışıyor fan. Bunu da burada test etmiş olduk. Yaklaşık 97 derecede araç fanı devreye girdi. Birinci fan.